Çok değerli seyirciler ve şu an ekran başında olanlar. Efendim ben naçizane sunucunuz Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Hep girişi yaptıktan sonra diyorum ki bugün özel bir konuğum var diyorum. Ama bugünkü konuk gerçekten çok özel bir konuk. Çünkü yıllarca birlikte yaşadık. Gerçekten çok yakın dostum, çok sevdiğim bir adam her şeyden önce ve çok iyi bir tiyatro adamı ve çok yönlü bir tiyatro adamı. O da yerinde duramayan bir kişi. Hem oyunculuğu var, tiyatro adamlığı var, fikir adamlığı var, kendi tiyatrosu var, televizyon işleri var, dizileri var, sinemaları var. Yıllardır hiç durmuyor. Dünya yeteneklisi bir adam. Engin, hepileri hoş geldin. Hoş bulduk Cenk. Yani ne kadar çok teşekkür ediyorum abi. Çok çok naziksin. Yani yıllar yıllar dedin, hani yıllar dedin. Bizimki bir ömürce aslında. Yani herhalde seninle karşılaştığımızdan bu yana, birlikte olduğumuzdan bu yana şöyle bir hesapladım. 11-12 yaşımızdaydık herhalde. Aynen. Bu da demiyor ki herhalde maalesef yaşımız da ortaya çıkacak, özür dilerim seni adına da şimdiden, ama hani 32 yıldır, belki 31-32 yıldır birlikteyiz. Bizimki böyle bir konservatuvar arkadaşlığı değil, konservatuvardan sonra bir tiyatro arkadaşlığıydı. Bizimki ortaokul arkadaşlığı efendim. Yani ilkokuldan sonra buluşulan, daha 10-12 yaşlarında buluşulan ve sonra 15-16 yaşında tiyatroya birlikte sevdalandığımız, tiyatroya adım atmak için aslında hep ilk beraber adımlar attığımız, sonra da çok özel hocaların elinde çok özel yerlere hem Cenk hem ben kendimizce yollarımızı ayırdığımız çok güzel bir yolculuk. Onun için benim için çok önemli, çok değerli bir program. Davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum abicim. Ben çok teşekkür ederim. Engin, seni görmek bile müthiş keyif. Zaten Aynen. her gördüğümde çok Aynen. özlediğimi hatırlıyorum. Ben de öyle. Konuşulacak çok konu var. Gerçekten lisede sıra arkadaşıydık. Konservatuvarda sınıf Evet. arkadaşıydık. En Evet. azından bu meslekte de yol arkadaşıyız. Dostluğumuz her Aynen. zaman devam ediyor. Bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Engin, gerçekten dışarıdan Nereden bir gözle başlayacaktım? söylüyorum. Bunların hepsi samimi fikirler. Bu programda bir reyting kaygısı yok. O yüzden içimizden Ne geldiği gibi güzel. keyifle Aynen abi. konuşabiliriz. Ne güzel. Çok ciddi bir tiyatro geçmişi var. Birçok başarılı dizi var, sinema filmi var, özel projeler var. Ama klişe de olsa şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum müsaadenle. Seni tanıyan, tanımayan herkes adına soruyorum. Engin Hepileri bu mesleğe ilk ne zaman başladı? Cenk Tunalı ile birlikte ortaokul yıllarında, bir de yani neden adını geçiriyoruz bilmiyorum ama bir Can Evet, Çelik'le şimdi onu söyleyecektim. Söylemezsek vallahi bizi tepe çok tutar ayıp yani. olur. Çok ayıp olur. Gerçekten de lise yıllarında başladı. Biz lise yıllarında böyle aslında tiyatro kulübünden de önce de görüşüp konuşan arkadaşlardık, ama böyle tiyatro kulübü açılınca Canlandırma Lisesi'nde, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt. Yo Ya yo, orada doğru. pekişmeye başladı her şey. Yani aslında biz orada tiyatroyla tanıştık. Ve tiyatroyla tanışmak demek bizim için sadece hani tiyatro sanatıyla değil, sanatın her koluyla tanışmak demek oldu. Ne bileyim işte şiirle tanışmak, yazarlarımızla tanışmak oldu. Sonra sahneye geçtiğimizde işte dekordu, kostümdü, ışıktı, bu gibi sanatlarla buluşma oldu. İşte müzikler derken hani biz tam anlamıyla, yani hiç uzatmaya bile gerek yok, Canlı Anadolu Lisesi'nin tiyatro kulübünde, o eski bizim konferans salonu dediğimiz, o bizim için büyülü olan, çok büyük olan, maalesef şu anda yerinde durmayan ama hiç unutmayacağımız günlerimizi yaşadığımız, belki her anını hala tekrar tekrar özleyerek kendi içimizde yaşattığımız günlerde başladı abi yani. Eyvallah. Nereden Daha ne başlayacağım olsun? ki? Daha ne olsun? Peki, Evet. sonrasında bir konservatuvar dönemi başladı. Evet. Orada da biz çok şanslıydık ki çok güzel hocalarımız vardı. Çok çok. Hani buradan gerçekten defalarca anıyorum. Bir kez daha anmak istiyorum. Yıldız Kenter hocamız vardı başımızda. Çok büyük emeği vardır. Maalesef. Aydın Dorman hocamız vardı. Diğer hocalarımız vardı. Evet. Konservatuvarda beraber okuduk ama senin bakış açınla konservatuvar sana sonraki mesleki yaşantında neler kattı?
gerçekten çok farklı bir yere seni taşıdı mı? Çok farklı bir tecrübe kazandırdı mı? Tabii ki kazandırdı. Hep yani bizim aslında derdimiz konservatuvar okurken de seninle de aynı şeydi. Daha fazla tecrübe kazanmak, daha fazla şey öğrenmek, daha fazla hocadan daha fazla ne alabiliriz peşindeydik hep. Hiçbir zaman sen de öyle, bununla da yetinmedik yani. Hep kendimiz yeni yeni ufukları, yeni yeni hocalara açtık. Ama hep derler yani konservatuvar dediğin şey konservatif bir eğitim planlar senin üstünde ve 4 sene boyunca işte sabah kalkarsın ve derslerin vardır, mecbur gitmek zorundasınızdır devamlılık olduğu için ve bu bize bir disiplin getirmeye başladı ve bu disiplin anladık ki tiyatronun da özünde duruyor. Yani bu disiplin olmadığı zaman zaten sen hep geride kalmaya başlıyorsun. Bir kere bunu getirdi. Çok değerli hocalar, hani hangi birini saysak, sen de söyledin, Yıldız Kenter'den Aldun Dorman'a, Mehmet Dirkiye, Suat Öztürk'e daha söyleyebileceğimiz de pek pek çok çok önemli. Özden Ezinler vardı. Füsun Akatlı vardı, estetik hocamız hatırlarsın. Çünkü evet. Türkiye'nin yani belki de gelmiş geçmiş kendi alanlarında en değerli insanlarıyla her hafta derslere giriyorduk. Yani bu evet biraz gençtik, uçarıydık, belki çok bilmiştik hani. Belki tırnak içinde kendimize de ukalaydık ama ne olursa olsun onlardan çok şey öğrendik. Bir kere işte hep benim hocalarım daha sonra Müşfik Enter'de, Kenter Tiyatrosu'nda hocam oldu. İlk önce böyle bir insan olmayı öğrendik galiba. Yani özümüzde ne olduğunu keşfetmeyi öğrendik. Kendimizle tanıştık. Kendimizle tanıştıktan sonra da ufak ufak artık böyle meslekle ilgili detaylara girmeye başladık. O detaylar girdikçe işin ne kadar zor olduğunu, ne kadar meşakkatli olduğunu, çalışmanın, disiplinin, öz disiplinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmeye başladık. Ve sonra bunları galiba gerek sen gerek ben ve bütün arkadaşlarımız bu şekilde mesleğimizi uygulamaya başladık. Uyguladıkça da işte ufak ufak adımlar atabilmeye başladık galiba. Aynen, çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Bir de şöyle bir durum var sanırım. Yani her oyuncuda aynı hikaye gelişmiyor gibi. Mesela bazısı daha bireysel devam etmeyi tercih edebiliyor. Yani kendisi bir oyuncu olarak tiyatrolarda oynuyor ya da dizilerde vesaire ve çok başarılı olan arkadaşlarımız da var. Ama sendeki tiyatro tutkusu, hani ben o ekibe şövalyeler diyorum. Hani hiç vazgeçmeyenler. Yani her sezon ne olursa olsun ya bir tiyatroda bir fikir adamlığı yaptın, ya yönetmeni oldun, ya oynadın, ya oynattın, bir şey yaptın. İlk dönem sanırım dolaylı olan Kenter Tiyatrosu'yla da bir başlangıç vardı değil mi? Biraz o dönemden bahseder misin Engin? Tabii ki abicim, keyifle. Yani okulda işte okurken sen de biliyorsun ya, bir Kenter Tiyatrosu'nda bir oyun konuyordu. Martı oyunu konuyordu ve işte bir seçmeler yapıldı. Girdik giremedik, bir şeyler oldu. Ben peşine gittim ve hani kendimce Kenter Tiyatrosu'nda bir Anton Çehov, Rusya'dan da bir yönetmen gelmiş, provasını izlemek, Martı oyunun provasını izlemek benim için her şeyden daha değerliydi ve ben devamlı provalara gidip gelmeye başladım. Ondan sonra bir oyuncunun da provalara gelmemesi neticesinde kendimi sahnede buldum. Sağ olsun Yıldız Hoca çok güvendi ve bana da el verdiler, yol gösterdiler ve orada kendimi o kadar değerli bir kadronun içerisinde buldum. Her şey aslında, yani şöyle düşünelim, biraz önce sen de söyledin, tabii çok şey öğrendik ama ben biraz şuradan başlamak istiyorum, eğer müsaade edersen. Tabii ki, tabii ki. Çünkü sen de öyle. Biz konservatuvara girmeyi seninle birlikte hatırlıyorsun, daha yani lise sondan önce lise 2'ydi, o zaman lise 3 sene okuyoruz. Evet. Lise 2'nin başında karar vermiştik zaten. Aynen. Sen Nişan abiyle çalışmaya başlamıştın. Ben Erdem'le evet. Çalışmaya başlamıştım. Ve yani 2 sene çalıştık biz konservatuvar sınavına girmek için. Yani bizim için aslında konservatuvara girmek demek onun yanı sıra sadece bu insanlarla çalışmak değil. Devlet tiyatrosunda figürasyonluk yaptığımız zaman da bile pek çok değerli ustaya parçalarımızı gösteriyorduk, sohbetlere katılıyorduk. Aslında evet, çok çalıştık abi yani. Sen de öyle çok çalıştın. Çok istedik. Çok istediğimiz bir şeyin içerisinde olduk. Konservatuvarda da öyle oldu. Ben konservatuvardayken de Yıldız Kenter'le çalışmayı, tiyatrosunda olmayı çok istedim. Aynı senin Haldun Dorman'la birlikte olmayı istemen gibi. Onun ekolünü Türkiye'de devam ettiren önemli yönetmenlerden ve oyunculardan biri olman gibi. Benim için de çok değerli bir yoldu ve bunun için de çok çalıştım. Çok zaman ayırdım. Hayatımı buna ayırdım. Bütün bunlar da çok doğal olarak hemen değil ama yıllar geçtikçe meyvesini vermeye başladı.
sorunun içerisindeki ekip olma, bir tiyatro yapma tutkusuna gelince de ben böyle gördüm. Yani ben tiyatroyu, evet tabii ki oyuncu olmak, yani tiyatronun en ortasındaki bir oyuncu ve bir seyirci ise tiyatroyu var eden şey, tabii ki oyuncu olmayı tercih ettim. Ama yıllar sonra anladım ki aslında sadece oyuncu olarak da bir tiyatro kumpanyası var etmek mümkün değil. Aynı zamanda iyi bir organizatör olman lazım, iyi dost, arkadaş olman lazım, iyi yönetmen olman lazım, iyi bir ekip başı olman lazım. Ve eğleniyor olman lazım abi. Yani bu işten keyif alıyor olman lazım. Çünkü zor bir iş yani. İnsanları toplamak, organizasyonu yapmak. Çok çok zor. Büyük sorumluluk var. Sen de biliyorsun. Sen mekan da işlettin, işletiyorsun da. Bu ara yani, Bülent Çakrak aklıma geldi. Çok güzel bir sözü var seninle ilgili. Onun da kulakları çınlasın. Kenter Tiyatrosu çıkışında çok beğenmiştim oyunu. Çıkışta sana sarılmıştım hatta. Bülent'e onu tebrik ettim. Bülent'e ne yapıyorsun dediğinde seni göstererek şey demişti. Ne yapalım işte, kültür ateşimiz burada, onun peşinden gidiyoruz demişti. Yani işin esprisi bir yana, ben şunu bildiğim için çok özel saygı duyuyorum. Buna şahit olduğum için burada dile getirmek istiyorum. İşin yönetim tarafında da sen her zaman olduğun, çok becerikli işler yaptın. Hatta gençlerin özellikle olduğu son dönemde Kenter Tiyatrosu'nda çok büyük emeğin olduğunu ben biliyorum. En azından burada hani dile getirmek istedim müsaadenle. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani o bizim bir mirasımız. Aynen. O yapmamız gereken bir şey. Hala da kim ne derse Kent Oyuncuları adı altında. Kenter Tiyatrosu şu anda iyi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı ve bina satın alındı değil mi? Yani aynı şekilde devam edecek yani Kenter Tiyatrosu olarak. Edecek. Aynı öyle. Olarak. Onun ihalesi de bitti. Hatta şeyleri de bitti. Bu sezon sadece pandemi yüzünden müsaade etmediği için açılamadı. Önümüzdeki sezon açılmasını ümit ediyoruz. Ama onun dışında evet belki Kent Oyuncuları bitmiş gibi gözükebilir ama biz biliyorsun bir taraftan da arkadaşlarımla orada beraber tiyatro yaptım arkadaşlarımla. Yapmaya da devam ediyoruz. Bir şey 39 basamak oyunu oynuyoruz. Müşterek tiyatrosu diye bir tiyatro kurduk. İşte Bülent Çakrak biraz önce adını andık. Okan Yalabık ve Sevgar'la beraber 5-6 sezondur da 39 basamağı oynuyoruz. Bu oyunu oynamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu ekolün bir şekilde bir yerde devam etmesi. Zaten hocamız da Mehmet Birke'ye yönetmenliğimizi yapıyor. Kenter Tiyatrosu'nun en önemli yönetmenlerinden bir hocamız aynı zamanda. Bu anlamda da kendimizce bu bizim bir mirasımız. Yani onların bize öğrettikleri, bize gösterdikleri yolu takip etmek. Sağ olsunlar. Seyirciler de bu konuda bize çok destek oluyorlar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz de onlara yakışan ve onlar için özel işler yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Süpermiş. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. 39 basamak, hani oyuna geldim, izledim. Bence uluslararası çapta başarılı bir oyun olmuş. Gurur duydum. Yani hakikaten hatta orada kuliste konuştuk, kahkahaların geliyor arka tarafa diye. Hani yapma, sinirimiz bozuluyor. Çünkü bir an konservatuar ortamını da hatırlıyor gibi oluyoruz. Ve çok çok sinir bozucu oynuyordunuz. Yani o kadar ciddi, o kadar tatlı, o kadar güzel nakış gibi oyunu istemişsiniz ki gurur duydum. Dedim ki ne güzel ya, çok güzel insanlar bir araya gelmiş. Nice güzel oyunlarda kısmet olsun diyorum ayrıca Engin. Bir taraftan da bu işin nefer gibi devamını getiriyorsunuz. Yani birçok kişi, ben de kendimce yapmaya çalışıyorum. En son izlediğim prodüksiyonlarda gayet böyle bayağı büyük dekorlar falan da vardı. Hani çok büyük bir prodüksiyonda. Hatta Demet'le esprisini yapmıştık. Bir yere turneye giderken hani dekoru taşımak bile bizim için bir özel çalışma gerektiriyor diyordu. Hemen açılmışken konu söyleyeyim. Oynadığınız oyunlarla hani hem bu bahsettiğimiz hem diğer oyunlar dahil yeterince turne yapabildiniz mi? Turneler nasıl geçti ya da turne ilişkisi nasıl oldu? Güzel, keyifli. Yani biz şu anda 39 basamakla 250'nin üstünde oyun oynadık. Muhteşem. Bunların herhalde yani %20 %30'una yakın hatta İstanbul dışındaki şehirlerde yaptık. İstanbul için turnelerimiz de oluyor. Söylediğin gibi teşekkür ederim. Biz projeyi gerçekten hem ismine hem de içindeki emeğe yaraşır bir şekilde yapmak üzerine kurduk her şeyi. Amiyane tabirle hiçbir masraftan da kaçınmadık. Çünkü aynen, bizim derdimiz
seyircinin karşısına çıktığımızda onlara hak ettikleri şeyleri vermek. Çünkü zor zamanlarda her zaman yanımızda olan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da biz gerçekten abi iki tane kırla gidiyoruz, öyle söyleyebilirim. Evet. Yaklaşık yani bizim müthiş dostlarımız var, öğrencilerimiz, arkadaşlarımız. 16 kişilik bir ekibimiz var arka tarafta. Herkes sahnede 4 kişi görüyor, onun toplamda 20 kişiyi. Evet. O 16 kişiyle beraber turneler yapıyoruz. Onlar bizim olmazsa olmazlarımız, yani dekorcularımızdan tut da sesçimiz, efektçimiz, ışıkçımız ve arkadaki o oyunun, o hızlı oyunu döndüren o müthiş 5-6 tane arkadaşımız. Dolayısıyla da 39 Masa bizim için çok özel bir proje. Gücümüz yettikçe, nefesimiz yettikçe yapmaya devam edeceğiz. Sen de takdir edersin ki yaklaşık 2 saat 45 dakika süren sahneden hiç inmediğimiz ve temponun hiç düşmediği bir oyunu daha hani ne kadar oynayabileceğiz bilmiyorum. Yani deneyeceğiz tabii ki biz bunu. Hani bununla ilgili de herkes çalışmalarını yapıyor. Bu pandemi bizi çok fazla tabii sektör herkese olduğu gibi. Yani bu sadece seyirciyle buluşmanın dışında kondisyonel olarak da sen de çok iyi bilirsin ki şimdi hep eşimle de bunu tartışıyoruz. Yani dünyadaki acaba bütün baletler, balerinler ya da ne yapıyorlar? Kondisyon üzerine işini yapan, mesleğini yapan insanlar ne yapıyorlar? Hep bunları konuşuyoruz. Bu tabii ki tiyatro sanatı için de, sahne sanatlarının tamamı için geçerli. Onun için de hala hani böyle zımba gibi kendimizi hazır tutuyoruz ki hani aman açıldı dediklerinde ilk iş hemen koşa koşa tiyatroya işimizin başına dönelim. İnşallah böyle şeyle bekliyoruz. İnşallah kısmet olacak. bir de özellikle benim sahnede gördüğüm, yani hepsi arkadaşım. Demet'le yıllarca, Demet'le birlikte çalıştık. Hepsi dostum. Okan Yalabık, Bülent Şakrak. Bir de bu kadar güzel insanların bir araya gelmesi de beni mutlu ediyor. Böyle çocuk gibi seviniyorum çünkü hakikaten burada bir araya gelen insanların çok güzel bir derdi var. Hiç vazgeçmiyorlar mücadele etmekten, o sahneye çıkmaktan. Televizyonda hangi işi yaparlarsa yapsınlar mutlaka tiyatrolarına gereken önemi, saygıyı gösteriyorlar. O yüzden bir örnek olduğunuzu düşünüyorum Engin. İnşallah keyifle ve başarıyla devam edin. Gurur duyuyorum. İnşallah. İnşallah. Başka bir soru sormak istiyorum. Televizyonla ilgili ilk işler nasıl başladı? İlk diziler, ilk hikayeler? İlginç. Yani geçenlerde karşıma çıktı. Tunca Önder'in böyle bir, o zamanlar Interstar mıydı, Star mıydı bilmiyorum ama herhalde şeydeyken, biz konservatuvardayken herhalde böyle bir iki arkadaş diye bir şey vardı. Bir dizisi vardı. Onu da böyle bir bölüm, iki bölümüne oynamıştım. Ama onun dışında da bir taraftan da böyle benim reklamlarla da aram iyiydi biliyorsun. Böyle ufak ufak böyle reklamlar geliyordu. Hatta o reklamlar işte biraz böyle üniversite harçlıklarımızı çıkartıyordu falan. Derken ama hani ilk hani televizyonda hangi işle belirgin olarak kendini gösterebildiğin dersen Kampüsistan diye bir dizi vardı. Gençlerin olduğu. Seni de hatırlarsın. Sen de hatırlarsın. Onunla benim için bir başlangıç oldu. Bir yolculuk başladı. Televizyon macerası başladı. Tabii bu arada senin de oynadığın bir dizide de birlikte denk geldik o yaşlarımızda. Hangisinde? Niye hatırlayamıyorum? 7 numarada tabii. 7 numarada tabii. Meşhur efsane dizi. Hala devam ediyor ne zaman çekilecek diye. Ne zaman? Devam etmiyor musunuz? Biz çok istiyoruz diyenler. Orada da böyle bir 2-3 bölüm hatta oynama şansı bulmuştum. Böyle derken hem tiyatrodaki tabii ki devamlılık bu çok önemli oluyor. Yani şimdiki yani nacizane kimseye öğüt vermek gibi olmuş olmasın ama unutmamamız gereken bir şey varsa yani oyunculuk bizim mesleğimizse evet. Bunun da ana damarı işte tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesinde kaldığınız sürece, kalabildiğiniz sürece bu kalabilme olayı da çok önemli. Çünkü kendinizi yönetmenlere, seyirciye kabul ettirmeniz gerekiyor. Onun için de çok çalışmanız gerekiyor. Orada olduğunuz sürece televizyonda, sinemada oyunculuğun yan bütün dalları çok doğal olarak hani sizi görüyor ve sizi talep ediyor. O zaman da işte ufak ufak bu meslek kendini geliştirmeye başlıyor ve diğerlere gelmeye başlıyor işte insan. Yani böyle bir sürecin içerisine giriyorsun. Benim için de böyle bir başlangıç oldu. Peki. Bir de şundan bahsetmek istiyorum Engin. Şimdi mesela her oyuncunun farklı bir hikayesi var ya. Şimdi sende sadece oyunculuk yok. Şimdi bu her oyuncuda olan özellik değil. Yani sende yönetmenlik de var. Sende sunuculuk da var.
Bu arada hep dile getiriyorum, diyorum ki dışarıdan öyle algılanmasın. Yani çok iyi bir oyuncu, iyi bir yönetmen olmayabilir. Ya da iyi bir yönetmen, iyi bir sunucu olmayabilir. Ya da tam tersi. Bütün bu alanlarla olan ilişkin nasıl başladı ve bütün bunları bir arada az çok içinde bulunup yapmak oyuncu olarak sana farklı bir bakış açısı kazandırıyor mu sahnede? Tabii ki. Ya ben, yani bambaşka şeyler. Seninle konservatuvarda da çok konuştuğumuz aslında şeylerden bir tanesiydi bu. Hani iyi yönetmen, iyi oyuncu, sanatın her dalında iyi olan adam, bazılarının yetenekleri, alanlara göre yetenekleri. Hep tartıştığımız, konuştuğumuz şeyler bunlar. Yani bu benim için, ne bileyim abi, yani evet, sunuculuk da sevdiğim bir meslek olmaya başladı. TRT Okul kanalında 520 gün her gün canlı yayın yaptım. Ve hani televizyonda canlı yayın yapmanın, TRT gibi bir kurumsal bir kanalda canlı yayın yapmanın bütün sorumluluklarını da üstüme alarak. Zor bir alan, canlı yayın çok zor bir alan yani. Aynen ama yani biraz hep çalışarak oldu abi. İyi hazırlanarak oldu. Evet. İyi gözlemleyerek oldu. Bu işi iyi yapanlara bakarak oldu. İşte aynı nasıl tiyatroda iyi hocalarımız olduysa, televizyonda da iyi sunuculara, iyi spikerlere bakarak oldu. Onun dışında sadece burada da kalmadı. Dediğin gibi işte başka taraflarda seslendirme de yapmaya devam ettim. Seslendirmede iyi yapanları hep dinledim. Yani bu işte hani derler yani, gözün kulağın açık olsun. Hayata karşı hep işte öyle olduk. Öyle öğrendik çünkü. Sen de öğrendin. Aynen. Hep böyle baktık hayata yani. Kim nerede nasıl iyi bir iş yapmış, neden beğenildi, kim buna neden rağbet gösteriyor, ha bak bu adam seviliyor, demek ki iyi yapıyor, o zaman nasıl iyi yapıyor, nelere dikkat ediyor, bütün bunlara baka baka işte ondan sonra hani yönetmenlik sonradan çok da mesela belki yaparım gene ama her sene bir oyun yöneteyim falan filan gibi bir durumum daha olmadı. Daha sınırlı, hani daha istediğin daha, zaman. Evet. Yani kendi terfiyatında biraz önce söylediğin gibi bir proje dahilinde hocalarım da yapmam gerektiğini söylediler. Denedim. Kendimce de işte Kuyruk diye bir oyun yönettim. Güzel de sonuçları oldu. Sonra gene kendi terfiyatında işte Zorlu Güzellik oyunu destan almanla beraber yönettik. Sonra gittim ikinci katta başka bir arkadaşlara, yani bir destek projesi adı altında Bulanık diye bir oyun yönettim. Böyle hani orada da biraz kendime de baktım aslında. Hani neyi yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Oyuncularla diyalog sağlayabiliyor muyum? Çünkü sen daha iyi biliyorsun. Yönetmenlik kısmında çok daha profesyonelsin. Daha da tecrübelisin. Oyuncu olunca kendi çerçevenden bakıyorsun. Kendi rolünü kuruyorsun. Onunla ilişkilerine bakıyorsun. Bununla ilişkim. Durum, zaman, bunlara bakıyorsun yani. Yani çok doğal olarak hani geniş çerçevelere bakmıyorsun ama işte yönetmen olduğun zaman bütün oyuncuların çerçeveleri ve hani oyunun ana kanavasını kurmak senin için oluyor. Çok daha fazla çalışman, çok daha fazla okuman, çok daha fazla değerlendirmen gerekiyor. Ama hani denemem gerekiyordu, onu da denedim. Bu böyle açgözlülük gibi de gözükebilir biraz. Belki de hani her şeyde mi yapıyorsun falan gibi bir durum da olabilir. Canım, olur mu öyle şey? Yani, seni yapmak bence çok doğru. Hani dışarıdaki bir adamın yapmaması, senin gibi içinde olan bir adamın yapması bence asıl öncelik olmalı zaten. Bir de hepsinde de böyle kendimi denerken, kendimi daha bir adım ileriye nasıl atarım diye düşünürken buluyorum. Doğrusunda bu olduğunu öğrendim. Hem meslekten hem hocalarından da bunu öğrendim. Yani bu süreç içerisinde ben ne kadar eğer tecrübe edebilirsem, ne kadar bu süreç içerisinde birileriyle karşılaşabilirsem, bunun üzerine ne kadar konuşursam, ne kadar zamanımı bunlarla geçirirsem, 2-3 adım daha ileri gitmiş oluyorum diye düşünüyorum. Ve hani cesaretle ve tabii ki çalışmayla, boş bir cesaretle değil, kendimi atıveriyorum. Daha ne olsun? O zaman zaten oluyor. Böyle bir şey. Güzel besliyor zaten. Yani her yaptığın iş bir sonraki işi besliyor. Derler yani, iki kalak bir eve. Evet. Ama biraz öyle yani. Bu işin özü de o yani. Sonra. Yani iki kalas dediğiniz şey biraz, çok özür dilerim. Estağfurullah. İki kalas dediğiniz şey biraz genişlettiğiniz zaman hani çok büyük bir çalışma azmi ve öğrenme isteği diye genişletirseniz iki kalası, okumak, çalışmak, günlerini bununla geçirmek, hayatını aslında buna adamak diye geçirirsen gerisi de bir heves işte yani. Şimdi iki kalas bir heves deyince benim aklıma konservatuvardaki müthiş anımız geliyor. Hangisi geliyor? Hangisi yok var ama bir yaz gecesi rüyası oyunundan bir kolaj hazırladım.
ve hocalarımıza sürpriz yapacak. Özellikle de Yıldız Kenter hocamızın karşısına geçtik. Hatta çok özendik. Dışarıdan dallar bulduk, kostümler ayarladık. Yani diktik, ne ayarladık ya? Diktiğimiz günü hatırlamıyorum. Tabii tabii. Yani inanılmaz bir hazırlık ya. Var. Dekor, kostüm, makyaj, bir özenmişiz. Yani o küçük sahne. Yılın prodüksiyon ödülü yani. Yılın prodüksiyon, prodüksiyon ödülü alacağız. Yani orada inanılmaz güzel bir dekor kostüm var. Neyse, o dallar, ballar, her şey çok güzel. Oyun bitti. Böyle bir gururla hocamızın karşısına geçtik. Heyecanla bekliyoruz. Derste ne söyleyeceğim diye. Ve hocam nasıl buldunuz diye içimizden biri sordu. Yıldız Hoca bize baktı ve dedi ki, çocuklar, dekor çok güzeldi. O anda yemin ediyorum hayatımızın en büyük derslerinden birini aldık. İki klas ve hevesliğin Cengin aklıma o geliyor. Yani bunun oyun olduğu ve oyunun ne kadar önemli olduğunu hoca bize çok güzel öğretti o gün. Dedi ki tabii, daha tabii, çok çalışmanız tabii. lazım. Aynen. Olacak, zamanla olacak dedi. Olacak, evet. Ama bak bir tarafından şöyle bak. Oradaki dersi aldık hepimiz. Sen de aldın, ben de aldım. Sonra bunun üstünde oyunculuk mesleği üzerine çok çalıştık. Ama bir taraftan o yaşımızda bile konservatuvar sınavını hani önemseyip dekorunu, kostümünü, ışığını ne yapabiliyorsak, elimizden ne geliyorsa dekorunu, her şeyini yapıp yani sahneye çıkmanın önemini o zamandan bile aslında farkındaymışız biz yani. Fena. Şimdi yani. Biraz çalışıyoruz, turnelere gidiyoruz, sen de biliyorsun işte. Evet. Bazı salonlara gidiyoruz. İşte ne bileyim ben dekor kurulduğu zaman önce salona girdiğimde seyirci koltuğuna gidip oturuyorum. Ve seyirciye neyi gösterdiğimi seyircinin gözünden önce bakıyorum. Ve bana ve ekibime yakışacak olan sahne tasarımını görmek istiyorum. Tasarımdan ziyade sahnenin kuruluşunu görmek istiyorum. Yani ne bileyim bir fon perdesi yamuksa, hani çok iyi biliyorsun. Yukarıdan sofitadan bir bar inmediyse, oradan bir tane kablo sarkıyorsa ben bunu bir saygısızlık olarak addediyorum. Hala. Ve onun için de özeniyorsun. Her türlü özeniyorum ve bunun yani. Özenmenin de ötesinde olması gereken yani evet. Ne derler işte o optimal olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun altının olmadığını düşünüyorum. Bazı turnelerde imkan bazen olmayabiliyor yani merdiven gibi. Olabilir. Hani uyduruyorsun ama onun güzelini yapıyorsun gibi. Aynen abi çok zor şeyler değil ya işte elimizde fon perdesi denen bir mucizevi bir perde var işte yani. Basıyorsun, düzeltiyorsun, ikisinin arasına geçiyorsun ve bak burası sahne oluyor yani başka bir şey değil. Ama bu zaman ben böyle durduğum ben bana geliyor yani olmuyor. Çünkü oradan başlıyor seyirciye olan saygı ve işte oradan başladıktan sonra o senin atıyorum o günkü hazırlığından tut da oyun öncesi hazırlığına, provalardaki hazırlığına, oyuncular arasındaki disiplinine, o sabah kalkışına, yediğin yemeğe, her şeye kadar sirayet ediyor ve o zaman bir şey oluyor. Seyirci bunu anlıyor, hissediyor. Yani bilmiyor olabilir, bilmek de zorunda değil ama hissediyor yani. Yani bu adam değer veriyor diyor. Değer veren adamla da o da değer sağ olsun değer veriyor yani. İnanılmaz. Bu arada Engin seni yakalamışken özel bir soru sormak istiyorum. Değişik bir soru. Çünkü senin çok iyi bir fikir adamı olduğunu... Benle ilgili ne özel soru sorabilirsin? özel herhalde... yani yine tiyatro ile ilgili. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yani benimle ilgili yani her şeyi bilen ve adamlar. Hatta benim hatırlamadığım da şimdi ben burada izleyicilere de bir Cenk Tunel için bir şeyler söyleyeyim. Müthiş bir hafızası vardır. Yani inanılmaz bir hafızası. Hiçbir şeyi unutmaz. Ben çok unuturum. Hiç hatırlamam. ve hani... Hatırlıyor musun? Oraya gitmiştik, oradan geldi. Yani ne hikayeler var. ne ara oldu, ne zaman oldu diye. Ya uzun zamanlar geçmesine rağmen hala unutmadım. Evet. Ben şu an seninle konuşurken bile o kadar şey aklıma geliyor neler ki. Geliyor değil mi? Tabii eminim. Bizimle ilgili de böyle ne saçmalıklar, ne inançlılıklar, yani neler kendimle ilgili düşünüyorum. Aman diyorum ya biz Engin'le görüşelim. Çok zaman geçti. Kaynayalım diyorum içimden sonra. Gerçekten öyle. Rehabilitasyon olur ikimiz için de öyle söyleyeyim. Vallahi çok eğlendim. Kendi olur. Yine can dedik bak can bizi sevsin. Hemen sormak istiyorum. Şöyle gireceğim soruya. Geçen Mart pandemiden önce Engin ben çok uzun zamandır Kılçık dışında hiçbir yerde oynamıyordum. Ve başka tiyatrolarda oynamayı çok istemiştim. 2-3 yıl boyunca uğraştım derken
hem Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda hem Epizod Görsel Sanatlar'da çok da keyifli kadrolarla çok güzel bir komedi oyununda, iki ayrı komedi oyununda çok da bana uygun roller geldi ve çok eğlendim. Yani oh ne güzel. Sadece oyuncu olmayı o kadar çok özlemişim ki nasıl ben çocuklar gibiyim ve görenler dedi ki yani Cenk sen gerçekten çok özlemişsin. O kadar hani eğleniyorsun ki sahne üzerinde. Hani hakikaten sen de izlesen Engin herhalde derdin ya Cenk hakikaten çok eğleniyorsun derdin diye düşünüyorum. Neyse niye bunu anlattım? Her şey çok çok yükselmişken maalesef araya pandemi girdi. Sadece benim hepimiz için girdi. Ve sonra özellikle bu yaşadığımız süreçte ben hep şunu söyledim. Hocalarımızdan öğrendiğimiz gibi dedim ki her zaman olumlu düşünmek lazım ne olursa olsun. Tiyatro dedim, oyunculuk dedim yüzyıllarca geçmişe sahip bir gelenek, bir meslek, çok saygın bir meslek. Öyle ya da böyle neler atlatmış tiyatro, savaşlar, depremler, felaketler, salgınlar. Yine en yakın zamanda sahnelerimize keyifle kavuşacağız. Seyircimizle devam edeceğiz. Çünkü canlı bir sahnenin yerini başka bir şeyle kapatmanız mümkün değil dedim. Bu benim inandığım. Son dönemde de belki destek amaçlı online tiyatrolar başladı. Hani bayağı tiyatro oyununa bilet alan seyirciler var. Ve umarım herkes hani bilet alsın, destek olsun, o tiyatroların da yaşaması çok önemli. Hepsi çok kıymetli. Fakat son dönemde de şöyle sözler var. Yani artık yavaş yavaş normal tiyatro devam etse de yarın bir gün. Dijital anlamda işte tiyatroda artık oyunlar online'da oynanabilir. Ya da hatta bazı görsellerde daha da ileri giderek fikir atanlar var. Şimdi değil ama 15 sene sonra bazı oyuncuları var edip onlarla bir görsel hani bir çizgi film, animasyon mantığında oyunlar bile olabilir diyenler var. Bu ileri görüşlere ya da bu fikirlere ne dersin? İleri görüşlülük herhalde. Olmaz arkadaşlar yani. Şöyle olur. Sanatın yeni bir biçimi, postmodern tiyatro deyin isterseniz, ne bileyim bir isimler koyarsınız falan. Çok da güzel olur. Yani ben hep böyle biliyorsun, sanatın her koluna, üretimin, yaratımın her koluna çok saygı duydum. Bazen yaptığım oyunların içerisinde teknolojinin sağladığı bütün imkanları fazla fazla değerlendirmeyi bile destur edindim kendime. Bu anlamda da çok da mutlu olur. Bence güzel şeyler de çıkar. Herkes kafasında buna göre de kurgular. Ama ben sahneye çıkıp bir oyuncu olarak sadece şiir okuyacağım dediğimde bilet satabilirim. Beni izlemeye gelen 3 kişi olabilir. Ve biz o gün orada göz göze hiçbirimizin yaşayamayacağı şeyi yaşarız. Ekrana baktığımız zaman kimden çok daha farklı bir şey yaşarız. Tiyatro budur çünkü. İki insanların aynı alanın içerisinde var oldukları zamanki beraber yarattıkları sinerjidir. Oyuncu yaratmaz o sinerjiyi. Seyircinin o oyuncuya katkısıyla oyuncu kendini alır ve bir yere götürür. Ve o götürdüğü yerden seyirciye daha başka şeyler verir. Ve seyirci de aslında tiyatrodan hiçbir zaman girdiği gibi ayrılmaz. Bambaşka bir insan olarak çıkar. Bütün bunları sağlayabilecek bir platform bulacaklarsa abi ki işte yapsın. Ben cevabımı aldım, merkez aldı. Yeni bir soru sormak istiyorum. Engin, bugüne kadar başta tiyatro sahneleri olmak üzere çok farklı karakterler de oynadın. Diziler, sinemalarda buna dahil. Aralarında mutlaka senin için çok özel olanları da vardır vesaire. Hani ayırt etmek çok zor. Ama bundan sonrasında yakın gelecekte ya ben şöyle bir sinema filminde şöyle bir rolü oynamayı çok isterim ya da şu karaktere gerçekten değişik bir yorum getirmek çok isterim dediğin bir rol var mı? Yani böyle çok öyle kurgulamıyorum hayatımı. Galiba yani istediğim şeyler var evet. Ama şimdi mesela özellikle bu dijital platformlar senin de bildiğin gibi çok farklı projelerle oyunculara ulaşmaya başladılar. Yönetmenler dolayısıyla artık çok daha özgür, ulusal kanalların dışında çok daha özgür yeni projeler üretebiliyorlar. Sinema bir ara çok hareketlenmişti. Şimdi maalesef tekrar bir durgunluğun içerisinde. Bu çok doğaldır. Dolayısıyla evet çok özel bir karakter o, yani ne bileyim bir atıyorum bir Raskolnikov oynamak isterim. Yani ne bileyim
eğer ki sinemaya bir başka bir projede Çehov'dan bir Martı uyarlanacaksa Treplev oynamak isterim. Böyle, belki yaşımda geçmiş olabilir artık ama hala yani. Yani tabii ki hep bunları böyle klasikler üzerinden seçiyorum. Çünkü derdim ve şeyim bu benim yani. Hayattaki duruşum da bu. Sevdiğim şey de bu. Yani drama dediğimiz şeyi her tarafından değerlendirmeyi seviyorum. Trajedisini de seviyorum. Komedisini de seviyorum. İkisinin buluştuğu karakterleri de seviyorum. Yani dolayısıyla da böyle farklı, derinlikli, seyirciye bambaşka şeyler katacak olan projeler olmasını isterim. Şöyle de düşünmeye başladım. Artık biz oyuncuların da galiba ufak ufak bu tür projeleri hayata geçirmesinin de daha kolay olduğunu, en azından bu projelerle bu tür dijital platformlara başvurma şansımız olduğunu. Aynen. Yani böyle bir hayalim var, bunu yapmak ister misin diyebilme şansımız olduğunu bilmek de bence bir lüks artık, yani çok iyi. Aynen. Peki Engin, programda şöyle enteresan bir bölüm var. Diyorum ki yani umarım keyifli bir hatıramız kalacak bu kanalda. Ama düşünsene, yıllar geçmiş, biz yokuz. Birileri gelip bu videoyu izleyecek. Evet. Yani. Seni tanıyan, tanımayan ya da duyan diyecek ya, Engin Epileri diye bir adam varmış. Ya neler söylemiş, ne anlatmış, yani? Neymiş görüşü diyecekler. Ben de sana şöyle bir soru sorsam, desem ki Engin, gerçekten sana 45 saniye süre oyuncu olmayı çok isteyen oyuncu adaylarına ne tavsiye edersin? Başladı mı? Bir, çok istemelerini bir kere. Eğer bu işi çok istiyorlarsa yapmalarını. İki, çok çalışmalarını. Bu çalışma dediğimiz şeyi okumak, değerlendirmek, izlemek, sinema filmleri, pek çok şeyi, tiyatro oyunları, bunları görmek. Değişik insanlarla, sanatçılarla tanışmak. Onların yaşam biçimlerini görmek ve hepsini topladığında bütün bunları kendi hayat biçimi haline getirmek. Yani bunu bir meslek olarak görmemek. Çünkü oyunculuk dediğin şey bir meslektir. Evet, ama senin hayatındır aynı zamanda. Sen hayatını verdiğin zaman, bu senin her şeyin olduğu zaman, bu ailenin hayatından tut da etrafındaki arkadaşların ve bütün toplumsal sosyal hayatına kadar her şeyle bu bir yaşam tarzıdır. Eğer bu yaşam tarzını kendine benimsersen elbette ki insan olabildiğin gibi oyuncu da olabilir. Daha ne olsun? İyi mi? 45 saniye tuttum. Hoca gibi öğretileri verdin Engin. Ağzını sağlık. Estağfurullah. Bir geldik en son bölüme. Bu arada neredeyse 40 dakika oldu Engin. Su gibi aktı geçti valla. Ne güzel abi valla. Daha da yani seninle doyamıyoruz yani. Özleşmişiz o aynen, kadar. Aynen. Şunu soracağım. Şöyle bir enstantane var. Ben bir kelime söyleyeceğim. Senden çağrışım yapan tek bir kelime olarak cevap vermeni istiyorum. Hadi bakalım. Hiç iyi değilim bu işlerde ya. Geçen gene bir program, bu programda sordular. Hiç yapamıyorum böyle. Gerçekten mi? Evet. Ya bana bir şarkı söyle. Eyvah eyvah diyor. Ben cümle söyleyebilir miyim diyenler. Hiç yapamam. Yok. Evet. Evet. Ne bileyim. Peki olsun. İçinden nasıl geliyorsa. Abi canım. Sen benim çok yakınımsın. Bazen birkaç kelime cümle olsun diye. Başlıyorum öyleyse. Öyle. Oyun kitabı. Hayat. Konservatuvar. Başlangıç. Hoca. Değer. Yazar. Yaratıcı. Dizi. Entertainment. Sinema filmi. Sanat. Tiyatro. Yaşam. Sahne. Varoluş. Daha ne olsun ya. Ya bu kadar seri, bu kadar güzel cevap verilmez ki. Adam bir şey de becerme ya. Ama güzel ama yani sen de hayatımızdan şeyler soruyorsun. Geçen gün bana öyle bir şey yani denk geldik. Güzel ya. Cevaplardı. Entertainment zaten bayıldım o kısmına. Öyle abi işte. Vallahi yani, süper der şey. Ağzına yüreğine sağlık. İyi ki kırmadın. Senin de kalbine yani. Sağlık. Estağfurullah. Yani şöyle bir seyircilerimize de buradan söyleyelim. Biz bunu tabii ki göz göze, gene diz dize, Cenk'le her zaman olduğumuz gibi yapmayı çok istedik. Hatta bununla ilgili buluştuk, konuştuk. Hani zamanlar belirledik kendimize. Ama yani hepiniz de takdir edersiniz ki yani öyle bir bastı ki bu korona bir aralar. Ve aynen. Kapalı bir ortama hani girmeyelim. Çoluk var, çocuk var falan, hani büyükler var.
ailelerimiz hepiniz de dikkat ettiği gibi. Onun için bir ya dedik ki bir duralım, yapmayalım yani şimdi. Çünkü onun oradaki tedirginliği bile buradaki sıcaklığı öldürecekti. Bundan sonra hani geçtin öyle yaparız dedik. Ama yani geçtin diyetin diye beklemek de mantıklı değil. Ben eğer sen de müsaade edersen bunu bir de bu pandemi geçtikten sonra böyle tamam, bir de yapmayı da çok isterim. Belki o daha tatlı bir şey halinde. Olur yani senin olduğun her şey güzel. Seninle ilgili geçen şunu düşündüm. Hani röportaj yapacağız ya. Hani Engin deyince ilk aklıma ne geliyor diye. Bak bu söyleyeceğim şey inanılmaz kalpten ve samimi bir şey. İlk söylediğim söz şu oluyor. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama atıyorum. Neredesin? Tiyatroda mısın? Sette mi? Başka bir yerde yazıyor musun? Çiziyor musun? Engin mutlaka bir yerlerde doğru, düzgün, iyi bir şeyler yapıyordur. Zaten çok yetenekli adamdır. Yaşar, sağ olasın. Teşekkür ederim abi. Bir mukavele. Gerçekten bunu hep söylüyorum senin için. Seni bütün derslerde anlatıyorum. Bu arada tek kişilik gösteride hocalarımızı da tek tek anıyorum. Umarım bir de ayrıca oraya daha... Çok doluyuma devam ediyorsun değil mi? Evet devam ediyorum. O çok güzel gitti. Hiç ümitli değildik. Ya ben çok eğleniyordum. Kimseye hitap etmez diye düşünmüştük. İnadın insanların hoşuna gitti. Ya Cenk seninle stand-up yapmaya karar verdiğin anı hatırlıyorum. Evet. Sonra Mecidiyeköy'de sizin evde, senin odanda oturup senin sevdiğin konuları metin haline dönüştürmeye çalıştığımız günleri hatırlıyorum. Yani çok çok güzel günlerdi. Onun için de en iyisiyle yaptığını zaten görüyorum. Yapacağına da eminim. Çünkü çok emeğin var. Çünkü bu iş üzerine yıllarını vermiş. Çok değerli adamlardan birisin. Canımsın. Teşekkür ederim. Ben sen dahil demin bahsettiğim sahnede gördüğüm ve ayakta alkışladığım o güzel bütün adamlarla, bütün güzel kadınlarla gurur duyuyorum. Devam edin, inadına devam edin, inadına aynen devam edin diyorum Engin. Zaten yani öyle bir olacak. Son bir şey belki söylemek gerekirse bu pandemi işte konuşuluyor öyle böyle falan. Şunu da unutmasın izleyenler, bizi kaç kişi izleyecek ne yapacak bilmiyorum ama en azından tiyatroya yakın olan, tiyatroyu seven insanlar biz bu süre içerisinde evet sahneye belki çıkamıyoruz. Ama unutmayın ki burası durmuyor, buralar durmuyor. Çalışmaya, yeni proje üretmeye, yazmaya, çizmeye, konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Benim kafamda 2021 Eylül ayının çok güzel olacağı hep var. Kalbimde de bu var. Onun için yeni tiyatro sezonunu ben heyecanla bekliyorum. Çok güzel şeyler çıkacağına eminim. Sizlere de müjdeliyim buradan. Yani herkesin, bütün oyuncu arkadaşlarım için. Onun için her şey çok 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 güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Ben bu gibi hastalıkların, bu gibi pandemi durumlarının evet dünyada maalesef çok şeyde götürdüğü kadar sanatın esas gücünün bu gibi zorlukların içerisinden çıkan yıldızın hep lafı vardı. Sen de çok iyi biliyorsun işte. Bir kayalığın içinden çıkan bir fidan gibi, bir çiçek gibi bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Onun için de çok güzel günler bizi bekliyor. Ben de öyle diyorum. Eskisinden daha güzel başlayacağız diyorum. Zamanlar evet, ufak tefek sarsa da hiç önemli değil. En yakın zaman diyorum ben ona. Evet, çok güzel oyunlar, sahneler, dolu dolu seyirciler. Hepimize kısmet olsun diyorum. Çok özledik yani. Hani ne çok kadar bir seyirci de çok özledi Engin. Çok özledik yani. Yakın beraber olmayı. Tekrar teşekkür ediyorum güzel dostum. Ben teşekkür ediyorum abi. Seni. Sağ olun. Sağ olun. En yakın zamanda yine muhteşem bir konukla çok keyifli bir sohbette görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben seni arayacağım birazdan.